Dikkat eksikliğinin bilinen nedenleri aslında çok fazla nedene dayandığı düşünülmekte ve tek bir neden suçlanamamaktadır. Dikkat eksikliği günümüzün moda deyimi olarak kabul edilmesine rağmen geçmişte de olması, gelecekte de olabileceğinin göstergesidir. Bu nedenle yapılan beyin araştırmalarında bir takım biyokimyasal enzimlerin, özellikle dopaminerjik sistemlerin bu konuyla ilgili suçlanabildiği, beynin frontal loblarındaki çalışma düzeneklerinde aksamaların dikkat eksikliğine neden olabildiği, özellikle de insanın dikkatini geliştiren retiküler aktive edici sistem denilen sistemin uyku ve uyanıklığı bir arada tutan, kişinin uykulu olduğu zamanlar onun dış dünya ile bağlantısını sağlayan, normal hayatta da dışarıdaki uyaranların onun aklına gelip dikkatinin gitmesini engelleyen sistemlerin bu konuda suçlanabildiği gözlemlenmiştir. Dikkat eksikliği olan insanlar aslında çok fazla dikkat göstermekte ama lüzumsuz konulara dikkat ettikleri için sınıfta dersi dinlerken dışarıdaki ufacık bir çıt sesi yahut da evde ders çalışırken dışarıdan gelen en ufak bir ses ya da uyaran dikkatlerini bozabilmektedir. Bunun için aslında dikkat eksikliği dediğimiz durum kontrolsüz dikkat fazlalığı uyaranlara erken cevap olarak da kabul edilebilmektedir.